bıraktım İstanbul'a dönerken ben niye Barcelona'ya geldim? Açıkçası ben de çok bilmiyorum ama Euroleague'in bir reklam çekimi için buradayım. O sırada da zaten antrenmanımız olmayan 2 günde burada olmak, farklı bir ortam görmek güzel olacaktır. Buradaki özellikle reklam çekim sırasında büyük ihtimalle reklamın ana hatlarını paylaşamayacak olsam bile kamera arkasında neler oluyor ve kimlerle beraberim Euroleague'den diğer sporcularla kimlerle beraberim onu sizinle paylaşma fırsatı olacak. Listeyi gördüm, çok güzel. Görüşürüz. Keyifliydi. Gün bizi bekliyor. Bakalım kaç saat sürecek. Gökçen'cim bir el sallar mısın? 61. El sallarken sinek geldi değil mi? Euroleague ve Eurocup oynamaya başladım. Hatta 2007, evet. Her sene bir kere Moskova'ya gelmişimdir. Ama ilk defa Kızıl Meydan'a gelme şansını buldum. Bu sürede de kamerayla bir şeyler çekebilmek herhalde keyifli oldu. Sizinle de bunları paylaşmak isterim.
Hazırlık döneminde artık son noktalara geliyoruz. Keyifli geçiyor artık. Oynadığımız basketbolda hem takım olarak yavaş yavaş oturmaya başladı, hem de insanlar birbirlerini tanımaya başladılar. Işıklar çok fazla. Biraz da böyle gideyim. Takım olarak daha iyi oynamaya başladık kesinlikle. Bugünkü maç biraz garipti bizim için. Attığımız hiçbir şut girmedi ama Moskova'dan iki galibiyetle dönmek güzel olacak. Yarın İstanbul'a dönüyoruz. Bir gün sonra Atina'ya gidiyoruz ve son hazırlık maçlarımızı oynayacağız. Sonra da sezon başlıyor. Gelecek olanlar için tavsiye, şu merdivenleri çıkmayın, yorucu. Hazırlık kampımızda artık son bir gün. Yarın oynayacağımız maçtan sonra İstanbul'a dönüyoruz ve artık resmi sezon başlaması için sayılı günler kaldı. Her zaman söylediğim gibi takım olarak heyecanlıyız bu sezon için. Ama önümüzdeki günlerde tam takım olduğumuzda daha nasıl şeyler olacağını hep beraber göreceğiz. Bu sırada sezon öncesi zamanda boş vakit kullanım fırsatını hem Akropolis'i hem de Antik Olimpiyat Stadı'nı gezme şansını yakalayarak değerlendirdik. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Yarınki maç sonrası zaten videonun son hazırlıkları da başlar. Sizinle paylaşıyor oluruz. Tekrar göstermek gerekirse. Hazırlık dönemi bitti, İstanbul'a döndük ve şimdi son hazırlıklarımızı yaparak önce ligi pazar günü başlatıyoruz. Ardından da Euroleague sezonu başlayacak. Hazırlık döneminde son oynadığımız maçlar dilediğimiz gibi gitmedi ama inanıyorum ki takım olarak neleri yapmamız gerektiğini farkındayız ve ne yapacağımızı biliyoruz. Hedefimizin farkındayız. Pazar günü oynayacağımız basketbol kesil maçı ile beraber BSL sezonu başlarken keyifli bir sezon olacak. Yoğun bir sezon olacak her şeyden önce. Onun da farkındayım. Bu bölümü burada tamamlıyorum ama yeni bölümleri de olabildiğince çabuk sizinle paylaşmaya çalışacağım. Tekrardan fikirlerinizi paylaştığınız için ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.